Merhabalar canlar, mukaddes Pekin baş dil ben ruh dostlarım, hoş geldiniz. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Sinan Peker. Sinan Peker'le sınırlı bakış açılarını ve farkındalıkta yaratım diyeceğiz. Farkındalıklı yaratım diyeceğiz. Umarım şimdi bağlanabiliyor olacağız canlar. Sinemanın organizasyonunu yaptı. Şimdi bize katılacak. Evet, dualite, sınırlı bakış açıları. Bu dualiteye ve üçüncü boyuta özel bir durum olduğu için sınırlı bakış açılarımızın dışına çıkmayı seçelim ve nasıl çıkılacağının ipuçlarını takip edelim. Her gün saat 22'de yayınımız var. Bazı günlerde ikişer üçer tane var. Bugün ikinci yayınımızı yapıyoruz biliyorsunuz. Evet, sınırlı bakış açılarımızı genişletmeyi, bu realitenin ötesinde düşünmeyi, realitenin dışında düşünmeyi öğrenmek zorundayız. Çünkü 2020 ile birlikte bir resetlenme sürecine girdik. Bir yenilenme sürecine girdik. Çokça anlattık Matrix'i. Matrix'in dışına çıkmayı anlattık. Şimdi farklı bakış açılarıyla yine sevgili Sinem'le birlikte olacağız canlar. Şimdi ben hemen bekliyorum. Evet. Hemen ekliyorum canlar. Yaptığımız polyanlacılık olmuyor mu? Hayır, polyanlacılık değil. Her zaman anlatıyorum rezonans kanununu izlerseniz yaptığım yayınları. Biz anda geçmişle ve gelecekle bağlantı içindeyiz. Sinan hoş geldin. Geçmişle ve Hoş bulduk gelecekle Burkan. bağlantıdayız. Geçmişten gelen istek dalgalarıyla gelecekten gelen yankı dalgalarının birleştiği andır şu an. Bir tane gelecek yoktur. Milyonlarca gelecek potansiyeli vardır. Siz şu anda düşündüklerinizle milyonlarca gelecek potansiyelinden bir tanesini seçiyor olacaksınız. Onun için bu polyanlacılığın çok ötesinde bir şey, çok farklı bir şeyden bahsediyorum ben size. Yani o şeyin hani Cem Yılmaz'ın anlattığı gibi değil. Yani öyle bir şey değil canlar. Sinancığım hoş geldin bir tanem. Hoş bulduk Nasılsın? canım. İyiyim. Çok teşekkür ederim mukaddesciğim. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Her şey yolunda. İnanılmaz böyle jet hızıyla bir hayatım var benim, biliyorsun. Evet, Ay ay evet. ay. Hem ışık saç, hem bire bütüne hizmette bulun, hem kendi işlerini yap. Tabii ki de şu anda sen ışık yükseldikçe biliyorsun ki daha çok hedef haline geliyoruz. Hani hep anlattığımız gibi dışarıdaki sokak lambası gibi. Sokak lambasının ışığı ne kadar yükselirse ona doğru çekilecek olan enerjiler de bu kadar çoğalır. Ve sen de o kadar yüksek bir ışık açığa çıkartıyorsun ki saldırı nereden gelir? Şimdi sen eğer çok güçlüysen, çok kuvvetliysen sana direkt gelemez. Nereden gelir? Senin değer verdiğin üzerinden sana gelmeye Müthiş. başlar. O zaman ne olur? Senin en önemsediklerin tarafından ya sert davranışlar, tavırlar ya da olumsuz deneyimler yaşarsın ya da onlarla alakalı farklı bir deneyimle aşağıya çekilirsin. Bu yüzden de tabii bu süreç içerisinde sen o ışığı genişlettikçe 40 koldan saldırı beden buluyor. O zaman ne yapman lazım? Dengele kendini. O ışık devam ama alt taraftan da aynı dengeli. Muhteşem olacak her şey. Muhteşem. Ki sen zaten bunun için buradasın. Evet, hangimizi net göremiyorsunuz canlar? Ben mi net görünmüyorum? Sinem Hanım mı? İkimiz de silelim, tamam. Sinemcim bir ön şeyimizi silelim ikimiz de. Sildim. Beni mi net göremiyorsunuz canlar? Beni net görüyor musun sen Sinemcim? Yani çok hafif böyle dalgalanma gibi oluyor. Allah Sürekli Allah. değil ama. Allah Allah. Çok Ama ilginç. yine de gayet Ben sadece bir dalgalanma gibi düşün. kendimi çok net görüyorum. Çok ilginç. Allah Allah. Ben kendimi çok net görüyorum. Canlar. Ben mi flu görünüyormuşum ya? Neden öyle? Bence o internet gelip giden bir şey. Canlar çok Şu an gayet netim iyisin. ben. İyi miyim şu anda? Aha, Çok tabii. ilginç. Okey, tamam. Netiz şu anda. Pekala. Okeydir. Bugünkü konu gerçekten Evet, sınırlı bakış aynen. açıları. Ya sınırlı bakış açılarını
Gerçekten çok konukla konuştuk. O kadar çok konuğumla konuştuk ki bunu. Ama sinirli bakış açılarını tekrar tekrar konuşalım ki sinirli bakış açılarımızı bir Farklı dengeleyelim. konularda. Bir dengeleyelim, bir Evet. dönüştürelim. Çünkü 2020 ile birlikte her şey dönüşüme girdi ve hakikaten hani ben bazı şeyleri anlatmıyorum size. Neyse sana sözü bırakayım ben, sen bir başla bakalım bir taneciğim. Haydi Estağfurullah, şöyle şurayı anlatırım Bera. kapatayım. Şurayı kapatayım da seni güzelce görsünler Tamam. aşağıda Heh, olduğun için. tamam. Peki. Şimdi çok da güzel söyledin. Zaten uzun zamandan beri farkındalık ve uyanış devrine girdik. Ama daha bütünün ve birin farkındalık uyanışı 2019 itibariyle başladı. Yani 2019'a Bismillah dedik, girdik ve bir anda hızlı sıçramalar beden bulmaya başladı. Bu da zaten tam ihtiyaç olan, istenilen şey ışık için. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi biz bu konuları anlatıyoruz. Bilhassa anlatıyoruz ki, çünkü bu konular bizim istediğimiz yere kişinin varabilmesi için temel. Çünkü şimdi diyelim ki kişinin hayatında maddi manevi bir sıkıntılı bir süreç yaşıyor, dönem yaşıyor. O bizim istediğimiz o dingin bilinç ve zihin haline gelebilmesi için hayatındaki bir şeyleri önce çözümleyebiliyor olması lazım. Bunu çözümleyebilmenin yolunu keşfederse, kilit açılacak zaten. Onu keşfettikten sonra, o hani bazı yemekler vardır ya, tadından bir parça alırsın ve ondan sonra duramazsın, sürekli ondan yemek istersin. O yola o şekilde başlayıp asıl olan kendini bulma haline evrilecek yol. O yüzden de bu temel, idrak etmek lazım. Hani seninle Matrix'i birçok kez işledik, çok da güzel şekilde. Bu konu da aslında direkt Matrix'le bağlantılı. Bu da yine Matrix'in birinci katmanı gibi. İlk idrak ve ilk farkındalık. Çünkü biz, şimdi konuya gireyim. Zannediyoruz ki hayatta her şey kader üzerine kurulu. Bir deneyim yaşıyoruz ya da deneyim silsilesi yaşıyoruz. Ve bu bizim bilinçaltımıza kodlanıyor ve yerleşiyor. Zannediyoruz ki hayat artık bundan ibaret. Bunun daha ötesi de yok, berisi de yok. Çünkü bilinçaltında bu bilgi olduğu için altta sürekli diyor ki tam mesela adım atacak bir şey iyi olacak ve ama bu olmuştu. Hatırlasana. Bu olmuştu. Bu vardı. Hop seni aşağıya çekiyor. Eşittir frekansını düşürüyor. Şimdi hayatta her şey frekanslar üzerine kurulu. İstediğin şeyin frekansı 100 Hz'se, sen eğer 20 Hz'de titreşiyorsan onu alman mümkün değil. Bilinçaltının bu konuşmasıyla da bu frekansı zaten buraya yükseltmek mümkün değil. Öncelikle şunu idrak etmek lazım. Bu benim kaderim değil. Bu benim hayatımın içerisinde öğrenmem, öğretisini almam gereken bir deneyim. Bu deneyimi öğrendim. Gereken onun öğretisini aldım, cebime koydum. Şimdi yeni deneyimlere doğru yol alıyorum. Bir sonraki yaşayacağım deneyim bir öncekiyle aynı olmayacak. Çünkü bunu dönüştürdüm ve öğrendim. Bu aynı Dönüştürürsem şey aynı gibi. olmayacak. Tabii ki de. Tabii dönüştürmezsen zaten döngü devam ediyor. Kuyruğunu yakalayan köpek gibi. Sürekli aynı yerde dön dön dön. Mesela diyelim ki bunu bir sevgiliden örnek verelim. Sevgiliniz değişir. Aynısı başka bir adam gelir, başka bir kadın gelir ama aynıdır. Yani adı farklıdır, O dişili sınavı farklıdır. verdirmeye gelir. Aynen, İllaki. aynen. Oyuncular değişir ama oyun aynı kalır. Hiç fark etmez. O zaman ne yapmak lazım? Bunun bir oyun olduğunu idrak etmek lazım. Orada ve öğrenilmesi gereken bir ders olduğunu idrak etmek lazım. Bu benim kaderim deyip diz dövmemek lazım. Olayı açmak, içerisindeki farkındalığı idrak etmek, cebe koymak lazım. Bu aynı şey gibi birinci sınıftaki aldığınız dersle beşinci sınıftaki aldığımız ders aynı mı? Mümkün değil. Birinci sınıfın dersini öğrendiğinde ikiye geçiyorsun, sonra üçe geçiyorsun diyor. Hayatın içerisinde bu böyle.
Ruh yolculuğumuz da bu böyle. Hepsi birbirinin sadece bir ufaltılmış versiyonuyla deneyimdi. Yani mesela birçok kişi danışanım diyor ki mesela hayatımda böyle bir sorun var. Bu sorun benim işte hangi hayatımdan geliyor? Önemi yok. İsterse o hayat, bu hayat atadan getirdin, hiç önemi yok. Burada önüne geldiyse bu senin aktini verdiğin temizlemek üzerine aktini verdiğin bir deneyimdir. O zaman ne yapacaksın? Bunu idrak edeceksin. Şimdi deneyimi yaşarken eğer genel bir bakış açısına oturtursak orayı, sıkışma burada beden buluyor. Yani diyor ki mesela kişi, ya bu hep benim başıma geliyor. Öyle de oldu, böyle de oldu. Diyelim ki maddi bir şey diyelim bu. Kişi daha refah bu şeyi seviyesi yüksek bir hayat sürmek istiyor esasen ama yapmış olduğu deneyimler onun hep olumsuzluklar üzerine. Yani bunu hak etmeyeceğini düşünüyor. Bu deneyimi yaşayamayacağını düşünüyor. Çünkü daha önceki edindiği deneyimler bilinçaltında bu bilgiyi ona sürekli aktarımda bulunuyor. Ve ne oluyor? Aslında bunu öğrendiği halde önüne bakıp devam edemiyor. Çünkü sınırlı bilinci, yani kısıtlı bilincini genişletmemiş. Sıkışmış, orada kalmış yani. Halbuki o limanın dışında büyük bir deniz ve daha büyük bir okyanus var. Ama o alanda sıkışmış ve kalmış. Bu alan zannediyor ki tüm dünya burası. Küçük bir çukurun içinde, kirli suyun Aynen. içinde. Aynen. Aynı Aynen. sirkülasyonu olmayan suyun içinde kendi güvenli alanlarımızı ben pis böyle bulanık bir çukura benzetiyorum. Halbuki okyanus var ya. Aynen. Aynen. Ama o bak işte oradaki okyanusu görebilmek ve o okyanusa açılabilmek bilinç genişliğiyle ilintili bir şey. İşte bugünkü konumuz da tam olarak bu. Yani o sınırlı alandan kendimizi çıkartmanın bize getireceği güzellikleri idrak etmek. Çünkü o alandan çıkarttığın anda kendini şöyle düşün. Bir kişi doğmuş ve sadece diyelim ki İstanbul'da yaşamış. İstanbul'un da diyelim ki bir semtinde sadece orayı biliyor yani. Sen şimdi o kişiyi tutup da Beykoz'a, Taksim'e, ne bileyim ben işte Sarıyer'e götürürsen vizyon genişleme olur. Geleceğe dair de daha farklı bir bakış açısı sağlamış olursun. İşte bu yaptığımız, bahsettiğimiz bu konu da tam olarak öyle. Yani o yaşamış olduğumuz deneyimler sebebiyle o sıkışmışlıktan kendimizi çıkartıp daha büyük resmi idrak edebilmek ve görebilmek. Yani bu bizim kaderimiz değil. Yaşanmış olduğunuz maddi, manevi, her sizin kaderiniz değil. Geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor. Gayet iyi. Harikasın. Harikasın. Tamam. Hı. Harika, O geliyor. sadece bir tamam. O sadece bir öğreti. O sadece bir o deneyimi idrak edebilmen ve farkındalığına geçebilmen için yaşamış olduğun bir olay. Yani bir dizinin bir sahnesi. Hı. Hep aynı sahnede kalmıyoruz. Çıkmamız lazım. Eğer çıkmazsak, çünkü bunu kader olarak algılarsak, hayatın boyunca kendini sadece sınırlandırıyorsun. Sınırlı. Ve bilinç gelişemiyor. Peki bilinç gelişemezse ne olur? Bu bizim sürekli anlattığımız, konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz o farkındalık seviyesi. Yani önce insan olmak, ardından kamillik yoluna evrilemez ruhlarımız. Ama biz zaten bunun için buradayız. Tam Sinemcim, olarak bunun için buradayız. sen bana bulanık geliyorsun. Yorumları açtım. Tahmin Hı. ediyorum herkese bulanık geliyorsun. Wi-Fi mi açık, internet mi açık bir tanem? Şu an Wi-Fi açık. Kapatayım hemen. Wi-Fi'yi kapatalım. Bir senin telefonun internetine geçelim.
Özellikle şeyleri açtım, yorumları açıp bir kontrol etmek istedim. Kapattım. Gerçi ya yarın YouTube'da iyi görecekler ama şu anda seni bulanık görüyorlar. Şimdi nasılım? Güzel Hala miyim? bulanıksın. Hala mı? Hep güzelsin. Hep güzelsin ama bulanıksın. Allah Allah, Evet, çok mutluyum. YouTube şeyde yarın yani ÖGE TV'de ve YouTube'da iyi ve net görüneceksin. Fakat şu anda bulanıksın gerçekten. İnternetinle ilgili bir durum, senin internetinle ilgili bir durum Sinemcim. Olabilir. Olabilir. Bulunduğun yerde sıkıntı mı var acaba? Başka bir yere mi geçsek? Neyse, okey. Geçerim. Okey, tamam. Geçeyim mi? Şu anda bulanıksın ama yani yarın izlediklerinde seni bulanık görmeyecekler. Evet. Peki. Yorumları, bilgileri almak için açıyorum. Evet, bulanıksın. Peki. Peki, şimdilik idare edelim. Ben daha kötü olursa sana Yer söyleyeceğim. değiştireyim mi? Şöyle bir geçeyim mi şu tarafa doğru? Evet, bir yapalım bakalım bir Sinem. Evet. Okey. Daha iyi. İyi mi? Sinemcim daha Tamam. iyi. Kesinlikle daha iyi. Evet. Tamam. Öyle ne diyorduk? Kader olarak algıladığımızda hayatımızdaki yaşamış olduğumuz şeyleri o zaman döngüye giriyoruz. Peki bu döngülerden nasıl kurtuluruz? Çözümü ne bunun? Öncelikle farkındalık. Eğer ki yaşamış olduğumuz o koşturmayı, kendi içimizde yaşamış olduğumuz koşturmayı idrak etmezsek, o döngünün içerisinden zaten çıkmak mümkün değil. İkincisi, her şekilde kendinle yüzleşebilmek. Çünkü genelde yapılan rutin bir şey, hep başkalarının üzerine ihale yapmak. Annem öyle yaptı, ben böyle oldum. Babam böyle yaptı, ondan bundan böyle oldum. İşte kocam benim böyleydi. Bilmem ne, işte ne bileyim, çocuğum böyleydi. Ama sorumluluk, o zaman senin sorumluluğun nerede? Önce kendimizdeki sorumluluğu almak lazım. Değil mi? Galiba orada başlıyor dönüşüm. Ya bunu Sinem Yani inanır mısın? Bunu 1.000 kere senle de konuştuk. Her gece yayın evet. yapıyoruz 22'de. Evet. Yüzlerce kez bu konuyu konuştuk gerçekten. Hep böyle yargı. Kendimi de yargılamak, kendimle de ilgili olsa, başkasıyla da olsa. Yani biz sorumluluğu almak, bir yargıdan işlemeden, bir bilinçten işlemeyi, Evet. bunu bir öğrendiğimizde her şey netleşecek, algılar incelecek. Her şey dönüşecek zaten. Yargının ötesinde olanı olduğu gibi almak ve kabul etmek dönüştürmenin en kolay yoludur. Farkındalık dönüştürmenin en kolay yoludur. Her zaman için bir şeyi Evet. fark ettiğimizde an itibariyle dönüşüm başlar. Aynen, işte yüzleşmek. Yani kendinle yüzleşmezsen aslında en kolay yollardan bir tanesi oturup bir kalem kağıt alıp yazmak. Rahatsızlık duyduğum şey ne? Buna etken kişiler ne? Benim buradaki rolüm ne? Ben ne katıyorum, ne veriyorum, ne alıyorum? Bendeki hangi duygu buna sebebiyet veriyor? Bu nasıl dönüştürülebilir? Ne yapılabilir? Ama tabii şimdi bunlar tek başına sadece bu analizle olabilecek bir şey değil. Bu çift koldan gitmeli. Hem frekansınızı yükselmesi için şeyler yapmalısınız. Bu meditasyon bile olabilir. Meditasyon olabilir, doğada yürüyüş bile olabilir. Yani kendinle kaldığın, kendini dağıtmadığın, içine. Çünkü her şey senin içerisinde. Her şey senden sana. Yani diyelim ki sen mukaddes, bana bir tavır yapıyorsun, bir şey söylüyorsun, bir davranış sergiliyorsun. Orada benim almam gereken bir şey olduğu için bana onu yapıyorsun. Yani Aslında seninle oradaki ilgili. görmem gerekeni, Evet. evet, benimle ilgili. Aynen öyle, Ama ben o benimle ilgili. tavırı Çünkü gösterdiğimde benimle ilgili. Çok evet. ilginç yani. Evrenler Evet. çakışıyor çünkü. Şimdi içinde ne varsa dışında onu görüyorsun.
Şems Tebrizi'nin dediği gibi. İçinde ne varsa dışarıda onu görüyorsun. İçinde öfke varsa öfke görüyorsun. Kızgınlık varsa kızgınlık görüyorsun. Yargı varsa yargı görüyorsun. Ama yapan insan da yani sadece bu iç içe geçmiş. Yani şimdi ben seni yargılıyorum. Bu seninle ilgili bir durum. Çünkü sen yargılıyorsun kendini. Ben de seni yargılıyorum. Ama şimdi ben seni yargıladığımda zaten başka bir kısır döngü başlıyor benim de. Yani benim için de başka bir tekamül O da geriye. senin Yani öğretin. o da Aynen. benim öğretim. Bakar mısın? İşte bunu anladığımızda Evet. yani ama sen benim öğretimle ilgilenmeyeceksin. Ben seni yargıladım mı? Yargıladım. Bu sana ne öğretiyor? Senin Evet. içindeki hangi yargı yargılatıyor? Tamam mı? Bu senin tarafında. Şimdi benim tarafımla hiç ilgilenme. Hepimiz kendimizle ilgilendiğimiz, kendimizi dönüştürdüğümüz zaman dünya değişecek zaten. Evet. Dünya değişecek zaten. Her şeyden ötesi, kim yer yangın yeri, kim yer gül bahçesi. Biz kendi titreşimimiz ve rezonansımıza göre yaşıyoruz gerçekten. Yani bu Aynen öyle. şu demek, benim rezonansım neredeyse ben o kanalla rezone oluyorum ve orada yaşıyorum. Yani Evet. bu diğer her şey benim dışımda beni ilgilendirmiyor demek değil. Ben dünyanın bir parçasıyım. Nerede bir acı yaşanıyorsa bu aslında benim sorumluluğumdur aynı zamanda. Evet. Ama benim yaşadığım yer gül bahçesi olabilir, başka bir yerde yangın çıkmış olabilir. Yani ben bunu çok severim. Kimi yer yangın yeri, kimi yer gül bahçesi. Evet. Onun için yani kendi titreşimim ve rezonansım, benim yaşadığım, yaydığım titreşim çok önemli. Bunun için de yargının dışına çıkmam gerekiyor. Kısıtlı Evet. bakış açılarının ötesine gitmem ve uzaktan bir bakmam gerekiyor. Çünkü rezonans kanunu hakikaten benim anlatmaya doyamadığım bir şey. Bu rezonans kanunun işleyişi, hani demin dediler ya, polyanlacılık değil. Ben sadece benden sorumluyum. Değil. Evet. İşte bu yine eşittir sınırlı bakış açısı. Çok da güzel anlattın. İşte o sınırı kırdığımız anda daha geniş bir bilinç seviyesine ve o algıya geçiyoruz. Bu da bize cenneti getiriyor. Yani en başında anlattığımız hani niye bu temel olan şeyi anlatıyoruz ve konuşuyoruz? Çünkü bunun iyice oturması lazım. Çünkü bu iyi oturmazsa kişiler bireysel olarak yükseliş yaşayamaz, kolektife yansıyamaz ve bizler hepimiz bu kısır döngünün içerisine dönmeye devam ederiz. Zaten çünkü dışarıdan gelen bütün etkenler negatiflik üzerine, düşük frekansta kalınmak üzerine kurulu. Sistem zaten, sistemi şu anda buradaki kurup atlarını koşturanların istedikleri şey bu zaten. O zaman bizler ne yapmalıyız? Kendimizin fark yani birilerinden yardım beklemek değil o zaman. Eline alacaksın, sorumluluğu da eline alacaksın. Aynen dediğin gibi orada bir yangın varsa emin ol senin oradaki duyarsız duruşun oraya katkısı var. Çünkü kendini daha dönüştürmek için bir yolculuğa girmiyorsun. Kendin için bir katkı olacak bir şey yapmıyorsun. Çünkü sen kendin için o katkıyı yaptığında farklı bir bilinç seviyesine geleceksin. Sonra işte o yemeğin tadına baktığın için o tadından yenmez enerji seni çekecek ve o yolda kendini genişletmeye, o çiçeği açmak için yol almaya başlayacaksın. O çiçeği açtığın anda cennete geçeceksin. Çünkü cennet ve cehennem tam şu an burada. Burada, şurada. Senin zihninde. Sen eğer konforlu bir bilinç alanına geçtiysen asla polyanlacılık değil. Temizleyerek, dönüştürerek bir farkındalıklı bir devir yaşamak aslında bu. Polyanlacılık denilen şey nedir? Bir şey kötüyken iyiymiş gibi davranmak. Ben de diyorum ki sen de aynısını söylüyorsun. Biz gerçekten iyiyiz. Biz gerçekten kendimizi iyi hissediyoruz. Ve biz gerçekten de bunun için yola da devam ediyoruz. Ha ben oldum Neden? oturayım değil. Neden iyiyiz? Olan her şey ki başımızda bir sürü şey oluyor. Başımızdan bir sürü şey Herhalde. geliyor, geçiyor. Biz olan her şeyin olması gerektiği gibi, olan her şey Aynen. olması gerektiği gibidir. Aynen, Gerçekten. aynen. Her Aynen. şekilde bize bir mesaj vardır. Benim o Evet. mesajı Hep katkı. aldığımda dönüş.
Hatta başka bir şey söyleyeyim sana Sinem. Sadece benim başıma gelen değil, dışarıda insanların başına geleni ben gördüğümde bunu algılayabildiğimde empati değil ama bak bu. Empati. Tam olarak empati değil. Ben olan biten her şeyi anladığımda, yani senin acını hissettiğimde ama acıyı üstüme almadan acıyı, yani seni anlayabildiğimde ben o başıma gelmeden o sınavı vermiş, o Evet. tekamülü gerçekleştirmiş oluyorum. Evet. Senin İşte. başına geleni gördüğümde Evet. senin dönüştürmene de yardım etmiş oluyorum. Evet. Ben de onu üstüme çekmeden o sınavı, o tekamülü gerçekleştirmiş oluyorum. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Bizim buradaki tekamülümüz, bizim burada öğrendiklerimiz hem birbirimizin tekamülüne katkı, 8 milyar Evet. insanın, hem bunca sene on binlerce, yüz binlerce yıl yaşamış insanoğluna katkı, onların öğrendikleri bize katkı, bizim şu anda öğrendiğimiz her şey onların tekamülüne katkı ve bizim bundan sonraki dönüşümlerimizde 5. 6. 7. 8. 12. boyutlardaki yaşantılarımıza, bundan sonraki gelecek olan başka yıldızlardaki ve paralel evrenlerimizdeki mukaddes sineme katkı. Yani bakın öğrendiğimiz her şey bütüne ve bize katkı. Bunu anladığımızda ben başıma gelen olayın hepimize ve bana katkı olduğunu anladığımda bu polyanlıcılığın ötesinde bir şey. Buradaki alıp kabul ediş, buradaki izin veriş, olmasına izin vermek, o kötü olan, kötü zannettiğim şeyin olmasına izin vermek, 3 sene sonra baktığımda ya da uzaktan baktığımda aslında kötü değil. Bana gelen bir armağan. Yani benim başıma gelen bir olayı sen gördüğünde Sinem, aslında bunun bir armağan olduğunu görebiliyorsun. Ben sadece acının içinde göremiyorum. Sen diyorsun ki bu muhteşem bir armağan mukaddesi, onu dönüştürecek diyorsun. Evet. Bunu algıladığımızda her şey dönüşmeye Kilit başlıyor. açılıyor. Aynen. Kilit Aynen öyle. açılıyor. Aynen. O derdim ki bahsettiğin aslında işte derin bir empati. Ama sempati değil. Sempatiye kaydığımızda zaten dengelerimiz şaşıyor. Yani karşımızdaki insanın derdini, sorununu, yaşadığı deneyimi ondan daha çok üstlenip ah vah diye kendimizi parçalayarak içerisine girdiğimizde Enerjiye ki bu girmeden. sempati Evet. aynen o zaman ne oluyor? Bu objektif bakış açısından çıkıp şu kadarcık bir alandan o şeyi görüp algılamaya Hem de senin çabalamak. tekamülüne karışıyorum. Hepimiz tabii çünkü bizler Sana öyle bir katkım şeyiz olmuyor. ki. Bir de senin tekamülüne dalmış oluyorum içine. Ya Aynen bu öyle. çok önemli. Evet ve gereksiz derecede kendime de oradan şey almış oluyorum. Evet. Ki şifacıların da zaten ilk düştüğü ve en büyük çözmekte sıkıntı yaşadığı şeydir bu. Yani herkesi ve her şeyi çok derinlemesine hissetmek. Bunun empati olduğunu zannederler. Bu sempatidir yani. Ama empati görmen kadarını görürsün. Dokunman gerektiği kadar onun hayat yoluna, yolculuğuna ve deneyime saygı duyarak Tekamülüne dokunman karışmadan. gerektiği, aynen dokunman gerektiği kadar müdahale edip durman gerektiği noktada da kendini geri çekmeyi bilendir aslında olmuş olan. Hani o yolculuktaki doğru şifacılık ya da zaten şifacı da doğru terim değil. Şifacı, şifa yapılan kişiye denir. Şifa bizlere uygulayıcı demek daha doğru. Çünkü şifayı orada yapan aslında kendisi. Çünkü niyete girdi ve kabul verdi. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Aslında doktor da bir şifacı, hani biz şifacı diyoruz ya ona. Uygulayıcı. Evet. Uygulayıcıların tümü aslında nedir biliyor musun aslında? Sen uygulayıcısın. Benim içimdeki şifacılığı açığa çıkaransın. Aynen. Farkındalık Benim yaratma kişisin. şifamı bulmamda bana yardım eden ve farkındalığımı geliş. Aslında doktor da Aynen. bunu yapıyor. Yani Aynen. doktor Aynen. dışarıdan bir şeyler yapmaya çalıştığı için konvansiyonel tıpta iyileştiremiyor. Aynen Yani öyle. sen beni kendi şifamla buluşturan ve farkındalık yaratan olduğunda
İşte dönüştürücü oluyorsun. Şifacı aslında Aynen. insanın kendisi, muhteşemsin. Ama tabii genel anlamda şifacılık deniyor ya buna. Kafaları Evet, karışacak aynen. yani. Ama sıkıntı ne biliyor musun? Şimdi genel anlamda bu böyle söyleniliyor da şimdi yani şifa için gelen yani bunun kendi işi olmayan ya da bunu uygulamayan, yapmayan kişi bunu bilmek zorunda değil. O sadece o anda şifayı arayan ve doğru rehbere doğru yol almak isteyen kişi. Bunu ne yazık ki bunu yapan kişiler de bilmiyorlar. Kendilerinde olduğunu zannediyor. Kendilerinde değil aslında. Bu tamamıyla kişide. Çünkü kişi kendini açtı. Bak her türlü hastalık senin de çok iyi bildiğin gibi tamamıyla duygudan oluşur. Sen o duyguyu temizlemezsen önce psikolojik olarak beden bulur. Ondan sonra bedensel hastalık olarak kendisini gösterir. Ama bu bir duygudur. O yüzden bunun temeli aslında o duygunun temelinin çıktığı noktayı bulmakla iyileşir. Ama şimdi gelen kişi diyelim ki kendiyle yüzleşmeye hazır değil ki direkt konumuzla bağlandık yine burada. Kendini görmeye, kendiyle yüzleşmeye, kendisiyle kendisinde olan olumlu olumsuz şeyleri kabul etmeye hazır değilse o şifa olmaz. Olmaz. Orada şifa beden bulamaz. Çünkü orada duvar var. Ama kişi ilk başta mesela bazen danışanlarım da oluyor. Mesela diyor ya diyorum ki mesela bu böyle bir şey olabilir mi sizce? Çünkü geniş şey. Hayır diyor. Asla benim öyle bir şeyim yok. Ben biliyorum. Peki. 3 gün sonra Yasin Hanım gerçekten de ben düşündüm ve fark ettim ki ben gerçekten böyle bir şey yapıyorum. Ya da diyelim ki işte diyelim ki X bir kişi ona X bir şekilde davranıyor. Hep bana böyle peki burada senin sana ne gösteriliyor? Sen de öyle olabilir misin? Buna bakmak lazım. Zaten bunlara baktığında kişi orayı dönüştürür. Yani hem zihnini aktif kullanıp açacak, içine girecek ve bilinci genişletecek. Aynı zamanda aynı anda frekans yükseltecek çalışmalar yapılmalı mutlaka ve mutlaka. Mesela affetme çalışmaları. Gerçi bu da yanlış yine bilinen bir şey. Affetme çalışması diye bir şey yok. Anlama çalışması. Ama bu yine şifacılık gibi dillere o kadar oturmuş bir şey ki. Affetme, onu affettim, bunu affettim. Ben neyim? Ben kimim? Ben kimim de kimi neyi affediyorum? Bu İnsanlar, deneyimin neresindeyim? evet. Ne zaman ne yaptım da şu anda onun bumerangı attım da onu yakalıyorum? Ya da tarlaya ne ekmiştim? Neyi biçiyorum? Aslında her şey bizden bize. Eşittir bunların sonucunda kişi eğer bilinçaltındaki o hayatın içerisindeki ona kaos yaşatan o şeyleri bulur, idrak eder ve dönüştürür, temizlerse o zaman cennet algısına geçiyor. Bununla beraber bilinç genişliyor. Ve o sınırlılıktan yani at gözlüğü gibi düşünelim. At gözlüğü varsa ben burayı ve burayı göremem. Ben de diyorum ki yani sen de bizler de diyoruz ki bu konuyu anlatma sebebimiz bu. Bu gözlükleri ya böyle açalım ya da artık çıkartalım. Çünkü devir öyle bir zaman ki bunları eskiden konuşamazdık. Konuşamazdık. Şimdi artık bunları rahatlıkla böyle canlı yayınlarla onunla bununla dile getiriyoruz. Çünkü neden? İnanılmaz güzel bir yükseliş dönemindeyiz. Ama bunun için bizim yüksek frekanslar üreterek bu da eşittir sevgi. Sevgi. Bizim her şeyimiz, kıblemiz, her şeyimiz sevgi. Çünkü yaradan sevgidir. Sevgiye doğru kendimizi genişletmemiz, büyümemiz ve yol almamız gerekiyor. Ama oraya da gelebilmek için önce kendimizdeki aşağıya çeken o prangaları fark etmek, idrak etmek ve dönüştürmek elzem. Olmazsa olmaz. Yoksa kişinin bilinci genişleyemez. Mesela burada diyelim ki şöyle bir algı da oluşabilir. Bunu da hemen şey yapalım. Diyelim ki kişi maddiyatla alakalı sıkıntı yaşıyor. Ama bakıyor mesela X kişi inanılmaz rahat o konuda.
Diyor ki ben neden bunu çekiyorum? Çünkü bu senin öğretin. Bu senin hayatın için planın. Yani biz buraya gelmeden önce çünkü hepsini planlayarak geliyoruz. Bu senin planın. O da örnek veriyorum ailesiyle alakalı bir sınav ve deneyim veriyor olabilir. Ya da eşiyle ya da çocuğuyla alakalı veriyor olabilir. O yüzden ne karşılaştırma yaparak, ne kendimizi döverek, Hiç ne de bir karşılaştırma. başkalarını döverek, Hep aynen öyle ya şey da beş yargılayarak. sınav der hep Bülent Hoca. Beş sınav. Para sınavı, sağlık Aynen. sınavı, Evet. ilişkiler sınavı, cesaret sınavı. Gerçekten hani bazen de bazı güçlü ruhlarda tüm bunların hepsinin birden bir Evet. arada bulundu. Yani Evet. hakikaten hem sağlık Ben onu sınavı diyorum. hem Allah dağına göre kar verir. bazen dördünü birden, beşini birden, Evet, bazen evet. üçü, bazen ikisi. Yani biz hani oradaki çünkü tekamül etmemiz Biz için seçiyoruz, biz. bir şeyler oluyor. Yani hani bu kadar basit değil yani gerçekten. Hani her şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Her şey göründüğünün tersi, hiçbir şey göründüğünün tersi değil. Herkesin hayatı muhteşem gibi görünüyor. Dışarıdan öyle değil. Herkesin mutlaka mücadele ettiği bir şey var. Yani bir tekamül yolculuğu. Ha çok özel ruhlar var sorumlu olarak gelmiş burada birçok görevi olan görevli olarak gelmiş ruhlar var. Bunlar da tekamül etmiş ruhlar. Üçüncü boyut realitesinden aşmış ruhlar. Bunlar çok fazla sayıda değil. Bunlar tekrar üçüncü boyut Ki realitesine gelip onlar bile deneyimliyorlar. Çünkü tabii beden açılana kadar mecbur. Mecbur yani. O farkındalık gelene kadar bir acı bir şekilde yani kesinlikle. o duvara vuracaksın. Yani yoksa idrak Kesinlikle. edemezsin. Çünkü Kesinlikle. kapalı geliyorsun. Bıngıldaktan kapanıyorsun. Vağ Kesinlikle. kesiliyor. Hazreti Peygamber düşünsene 40 yaşına Dile. kadar. Aynen. 40 Düşün. yaşında aydınlanma Aynen. geliyor. Çünkü Aynen. neden? İnsan bedenine gelip insan bedeninde doğmak bir kesiyi, bir acıyı, bir baş ağrısını, bir diş ağrısını, bir kalp ağrısını hissedecek ki empati yapabilsin. Onun için 40 Aynen. yaşında aydınlanıyor yani. Çünkü Aynen. o zaman insanı algılayamaz. Yani doğaüstü bir varlık olarak geldiğinde algılayamaz. Yani onun Evet. için peygamberler dahi gerçekten yani birkaç tanesi vardı. Onlar hani Eyüp peygamber falan Hı. şey var. Yani İdris peygamber. Yani farklı olanlar. Ama onun dışında Hazreti İsa sadece bir tek peygamber hatırlayarak geldi. O da Hı bir hı. yaşında bile konuşuyor, şifa veriyor. O unutmadan geldi. O biliyordu görevini. Zaten çok Evet. erken gittiği için o süre içinde tamamen. Onun dışında peygamberler dahi hatırlayamadılar ve gereken tekamülü verdiler. O 40 yıl boyunca yoksulluğun dibine kadar, annesizliğin, babasızlığın dibine kadar Hazreti Peygamber yaşadı yani o acıları. Onun için Yaşayamazsa empati yapamaz ki. evet. Dediğin gibi. Empati olabilmesi için o deneyime girmesi lazım. Yani aslında ya çok özür dilerim böldüm. Buradan başka bir şey söyleyeceğim senden sonra. Yok hayır. Birlikte gidiyoruz. Aslında Tamam. sen de söz, ben sana yardım et. Sen konuşmalısın, sen benim konuğumsun ama ben böyle bir duramıyorum çenemi sallamaya. Tamam. Hayır, gayet güzel oluyor. Şimdi aslında peygamberlik de bir bilinç seviyesi. Şimdi Muhammed de bir bilinç seviyesi, İsa da bir bilinç seviyesi, Hazreti Muhammed, Tabii. işte Süleyman, hepsi Mevlana, Tabii. Şems, bunların her biri birer bilinç seviyesi. İşte bu bilinç seviyelerine çıkmanın yolu da bu prangaları temizlemekten geçiyor. O yüzden daha demin en yayının başına gidecek olursak yola böyle başlamıştım. Yani oradan bir başlanılsın. Hani kişi bir yola bir adım atsın, o tadına bir baksın. Sonra zaten yol seni içine alıyor ve götürüyor. Bu tekamül yolu. Şimdi bizler buraya geldik. Sadece yemeye içmeye değil ki bilincimizi genişletmeye geldik. Tekamül etmeye geldik. Ruhumuzu insan deneyiminin içerisindeyken burada yaşadığımız o Matrix'in içerisinde sahiplendiğimiz deneyimlerin içerisinde farkındalıkla sıçrayarak yükseltmek. Bunun içinde
Yola nereden başlayacaksın? Önce kendini anlamaktan başlayacaksın. Çünkü her şey sen, her şey sende ve sana. Yani bu yedi cihandaki hiçbir kimse gelip sana dokunup da bir şeyleri dönüştüremez. Ha, yardımcı olur, yola rehberlik eder, el ele tutar, ışık tutar, farkındalık yaratır. Ama her şey sende, her şey senden Kesinlikle. sana. O Kesinlikle. bilincini genişlettiğinde hep onu söylüyorum. Yani evet, ben buraya sinem olarak geldim. Ye, iç, yat, eğlen de yapabilirdim ki yapıyorum da bin şükür. Ama yanı sıra ruhumun gıdasını da veriyorum. Nasıl bedenim için yemek yiyorsam, su içiyorsam, ruhum için de aynı şeyi yapıyorum. Yani o şeyden fark ederek bir çıkmak lazım. Belki Matrix yayınımızı izlemeyenler vardır. Orada bu konuların daha üst perdeden ama daha genişletilmiş hali konuştuk. Bu ikisi birbirine çok bağlı konular. O bilinç mertebelerine yükselebilmek için önce prangalardan kurtulmak lazım. Yani bir kurtarıcı artık yok çünkü gelmeyecek. Kurtarıcı var. Aynanın karşısına geçip ve bakın, kurtarıcı orada. Herkes kendini genişletecek. Herkes kendi bilincini genişletecek ve bu kolektife yansıyacak. Kolektife Allah'a şükür zaten yansıyor. Yansıyarak bütün dünya, evren yansıma yapacak. Tamamıyla sevgi üzerine. Sevgi her şeydir. Her şey. Hiçbir Sevgiyle başlıyor ve öğretmen sevgiyle bitiyor. veremez. Hiçbir Mümkün değil. öğretmen bir şey Mümkün veremez. değil. Sen alırsın. Alan sensin. Hiç kimse bir insana bir şey veremez gerçekten. Aynen. Derdim İnsan ki şifacılık gibi. Kabı kadar alır. Ben çok severim Şems Tebrizi. Yani önünde Evet. okyanus var ama kimi kova ile alır, kimi bardakla tasla alır, kimi de oraya hortumu dayar, kimi de hat döşer oraya löngür löngür çeker. Herkes kabı kadar alır gerçekten. Onun için kabımızı genişletmemiz lazım. Aynen. Algılarımızı inceltmemiz lazım. Algılar inceldiğinde beş duyunun dışında çalışmaya başladığında sadece Aynen. beş duyunun içinde algılamaya çalıştığımızda gözlerimizle görmek, burnumuzla koklamak, kulaklarımızla işitmek dediğimizde ne kadarını görebiliriz ki Sinan? Ne kadarını Yani görebiliriz mümkün ki? değil, evet. Yani dün bir konuğumuzla konuştuk. Lhasa'da kapının önünde lama olmadan önce geliyorsun Tibet'te. Günlerce oturuyor orada, lotus oturuşunda. Hiçbir şekilde kıpırdamıyor, yemiyor, içmiyor, ayağa kalkmıyor. 50 kilometre ötedeki akan şelalenin suyunu duydu mu diye soruyorlar. Ya da 5 metre uzaktaki tırtılın yediği yaprağın o tıkırtısını duydu mu diye soruyorlar. Mevlevilikte günlerce oturulur böyle, öyle bir bölüm vardır. Yani bu Evet. nedir? İçine dönüştür, Tabii. sabırdır, algıların incelmesidir, beş duyunun ötesine çıkıştır. Yoksa Nefs terbiyesi tabii. biz şu anda burada otururken 2 metre ötedeki bir böceğin ayak izlerini ben duyamıyorum demek ki, ama onun da bir frekansı ve titreşimi var. O zaman demek ki benim algılarım hala sadece ben belli ses aralığını duyabiliyorum, belli ses aralığını görebiliyorum. O halde ne kadar kapalıyım, ne kadar kapalıyım? Bir algılarımın incelmesi için de bir sakin olup içime dönüp bir kendimle yüzleşmem gerekiyor. Bu çok değerli. Bu olan her şeyin olduğu gibi olması gerektiğini kabul etmek ve alıp kabul etmek ve izin vermek algıların ötesine geçmek için çok önemli. İzin veriş. Evet. Ama izin verebilmen için önce tabii fark etmen lazım. Ya bunların işte hepsi birbiriyle bağlantılı. Sonra da yolculuğa çıkıyorsun. Ama her şekilde yolculuğa çıkmak zorunda. Yani şöyle, yoksa boşu boşuna kaybedilmiş zaman dilimi. Sınıf bir daha tekrarlanır. Tabii canım, aynen öyle. Gidiyorsun ve bir daha geliyorsun. Aynı şeyi bir daha yapmak için. Ve orada tabii açık bilinçle baktığın için diyorsun Sadece ki ya burası da bunu değil. yapacağım. Ya sadece burası da değil. Başka bir üç boyutlu yıldızda. Tabii, Başka bir aynen, üç boyutlu gezegende bu sınav verilecek, bu sınıf tabii, geçilecek. aynen öyle, Ya geçtin, aynen, ya geçtin, ya da geçmedin tekrarlıyorsun. Yani bunu aynen, algılamamız lazım. Ya yani kurtuluş evet, yok.
Yani Bir de ama bu kendi bu seçimimiz, ama bunu tabii. da mesela şimdi buradan da şeye bağlanılabilir rahatlıkla. Ne, ben gelmek istemiyorum. Bir kader bu. Ne biçim kader bu? Hayır. Bizleri orada kendimiz istiyoruz. Bunu. Çünkü kendini genişletme. Kendinden kendini genişletiyorsun. Kendinden kendini yansıtıyorsun. İnsan sevgi üzerine yaratılan varlık ya. Sevgi varlığı. Sevgiyi deneyimlemek istiyor. Evet. Buradaki fiziksel bedeni deneyimlemek istiyor. Gerçekten. İkisini birleştirmek aslında. Fiziksel deneyim o kadar muhteşem bir deneyim ki, çünkü fiziksel deneyim her zaman her yerde yok. Yani süptil de deneyimler var ama Evet. fiziksel Evet. deneyim en yüksek olana, hep şeyde Ozan Partal da anlatıyor. Yani burada var olmak, Çok kıymetli. fiziksel proton ve elektronlar sonsuzluktan gelip sonsuzluğa gittikleri için burada bunu deneyimlemek o kadar kıymetli bir şey ki, ve en yüksek enerji bende. Proton ve elektron sonsuzlu Aynen. sayılar. Sonsuz 10 üzeri 21, 10 üzeri 24 biri sonsuz sayılar. Birisi space, uzay, birisi time, zaman. Yani ikisinin bir aradası. Yani dualite, biri proton, biri elektron. İşte dualitenin orada kuruluşu ve bütün o sonsuzluktan gelen şeyler dürülü bükülü benim içimde. İbnül Arabi diyor, bütün alemler dürülü bükülü senin içinde. Aynen öyle. Proton, Ben de. elektron bugün artık 2021, artık interskaler sensi ortaya çıktı. Bütün evrenler dürülü bükülü benim içimde. Nedir bunlar? Proton ve elektronlar sonsuzluktan gelen bilgiler. Burada benim yüklediklerim de sonsuzluğa doğru gidecekler. Ben şu anda tekamül yolculuğunda bir sürü şey yüklüyorum proton ve elektronlarıma. Hepimizin proton ve elektronlarına. Herkes yüklüyor. Nereye gönderiyorum öldüğümde dönüşüyor. Proton ve elektron hiçbir zaman yok olmuyor. Zaten Hiçbir hiçbir şey yok zaman yok olmuyor. olmuyor. Her şey dönüşüyor. Her şey dönüşüyor. Ve fiziksel beden, fiziksel realite, üçüncü boyut realitesi çok kıymetli. Çok. Muhteşem bir rütbe. Burada Evet. rütbeleniyoruz biz, Evet. rütbeleniyoruz. Apoletler. Ya bir Apaletler. de mesela ben bazen danışanlarıma söylüyorum. Diyorum ki ya şu güzel dünyanın keyfini çıkartın. O kadar güzel ve kıymetli ki şu ağaçlar, deniz, o rüzgarın kokusu verdiği hissiyat, o kuş, köpeğin, ne bileyim insan dok. Düşün diyorum. Mesela bir sonraki X işte deneyiminde bir uzay gemisinde diyelim ki deneyimlendin ya. Uzay düşünsene. Hayatının başından sonuna kadar geminin içinde olduğunu düşünsene. Teneke bir alan. Tamam, neyse işte o metal neyse. Onun içindesin ya, toprağa dokunamıyorsun. Ya o yüzden bu deneyim çok kıymetli bir deneyim. Ama bunun içinde yine işte bunların o sıkışmışlığından başımızı çıkartıp etrafımıza bakmamız lazım. Yani bu güzellikleri fark etmek için görmek lazım. Görmek için bakmak lazım ama gönül gözüyle bakmak lazım. Sen de ben de ikimiz de aynı yere bakabiliriz. Sen bambaşka bir şey görürsün, ben başka bir şey görürüm. Ya geçen gün bir konu kalp gözünü bir anlattı bilimsel olarak. Gerçekten bilmem kaç mikron kalbin içindeki gözden. Yani bilim o kadar şey ki, Ya. eskilerin kalp gözü dedikleri şeyin kalp de gerçekten bir göz olduğunu artık anlat, bilim adamları onu da çözmüş. Yani kalp gözü gerçekten, hani hep diyoruz ya, buradan kalbe Hı. in. Buradan kalbe Evet. taşın. Burası çünkü Evet. çok az. Kalp titreşim olarak o kadar 60 bin kat fazla ki titreşimi, Evet. rezonansı beyine göre. Biz Hı hep hı. beyinden işliyoruz Hı. ya. Aslında kalp her şey, bütün komutları veren kalp. İnsanoğlu kalp üzere yaratıldı. Sevgi üzere yaratıldı. Evet. Ve bizim en büyük tekamülümüz bu. Ve en büyük tuzağımız da ne olacak biliyor musun? Buradan yarı süptil bedene geçip oradan süptil bedene tekamül edeceğiz ya. Şimdi biz buradan yarı süptil bedene geçtiğimizde bayılacağız. Bayılacağız milyarlarca yıl. Kolay Kim bilir gelecek ki. orada nasıl hapiz olacağız biliyor musun? Şimdi şu anda biraz farkındalığında olan mukaddes olarak bunu biliyorum. Ama dönüştükten sonra yarı süptil bedene bunu yine bilmiyor olacağım. Aman ne şeyler orada, yani bakar mısın, şimdi burada bunu anlamışım, yarı süptil bedene geçince bayılacağım o yarı süptil bedene, orada hep kalmak isteyeceğim ama onun ötesi var, süptillik, yarı Evet. süptillik o kadar hoşuma gidecek ki orada kabz olacağım yani.
bunun da sonrasında. Merak etme, ben orada gelir sana derim ki Mukaddes kendine gel. Ay, Çık şuradan, birbirimize çık. nasıl hatırlatacağız bunları bilmiyorum bunları da. Hatırlatır. Gerçi Planlayıp geri işaretler yapıyoruz koyuyoruz yani. şu anda. Evet, Ha, onu aynen söyleyeyim, şu anda tabii. işaret koyuyoruz ha. Bak, Birbirimizi akit yaptık yani şu bana anda. Ben geleceğim hatırlatın ya. Ben o kadar seveceğim ki orayı. Ay, orada kalmam seni. lazım ama daha güzeli var. Gitmem lazım daha güzeline ama hatırlamıyor olacağım. Evet. Ama bir yerden sonra yine hatırlayacaksın. Çünkü burada bu bilinci buraya getirdin. Orada da getireceksin. Bu her seferinde aslında birbirinin aynısı. Farkındalık açısından. Çünkü onu o yolu genişletmek için çabalayan bir ruh. Olay o zaten. Bazısı 20 yıl sürer, bazısı 40 yıl sürer ama neticede oraya gelir istenirse. Zaten olayımız da bu. Burada olmamızın olayı da Olay bu. ruhun tekamülü. Evet, ruhun Olay tekamülü. Aynen. ruhun tekamülü. Aslında bir diğer şekilde de dediğin gibi ruh, beden ve zihni bir edip kalpte. Bak, ruhu, Müthiş. bedeni ve zihni kalpte bir edip sevgiyle genişletmek. Bizim buradaki görevimiz sevgi. Ben canlı yayınlara başladığımdan beri, ondan sonra öncesinde işte danışanlarımla her konuşmamda, işte seminerlerde, toplantı, her yerde hep bunu anlattım. Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin, biz sevgiyiz. Sevgiden geldik ve sevgiye gidiyoruz. Yapılması gereken, hatırlanması gereken tek şey bu. Sevginin frekansında kalmak. Müthiş. Size korku mu veriyor birileri? Bakın, içerisinde sevgi var mı? Söylenilen şeyin, anlatılan şeyin. Öğretiyi alın, her şeyi dinleyin ama içerisinde bakın sevgi barındırıyor mu? Sevgi barındırmayan şey bizim Şifre. gelişimimize katkı olmaz. Şifre. Aynen öyle. Şifre bu, aynen. Aynen. Yani formül bu. İçinde sevgi hissiyatı var mı? Çünkü her şey sevgidir. Her şey. Her şey sevgi. Ve bizim de burada idrak etmemiz, fark etmemiz ve işte ruh, beden, zihni kalpte bir etme. Kalp nedir? Kalp çakrası sevgidir. Dondun mu sen? Sesim acaba dondun sanki bende. Dondu geldi. Dondu geldi. Hı. Heh, tamam. Geldin geldin. Şimdi kalp, tamam. Kalp çakrası nedir? Sevgidir. Ama çakraların hizalanmasına baktığımızda kalp çakrası sadece sevginin fragmanıdır. Asıl sevgi tepe çakrasında deneyimleriz. Burada yani kalp çakrasını açarken kişi şunu deneyimlemeye başlar. İşte çiçekler, kuşlar, böcekler, ay ne tatlı, ne şeker vesaire. Bu deneyim asıl sevginin binde bir oranındaki fragmanıdır. Biz onu hissedelim, o duyguyu tadalım diye beden bulur yolculukta. Sonra beşinci çakraya geçeriz. Allah! Dünyanın içerisine böyle lop diye atıldığımız bir yerdir. Kendini ifade etmeye çalışmalar, bağırmalar, çağırmalar, onlar bunlar. Ama buradan geçtiğimiz için bir tarafın hep bilir kalbi. Tabii. Kalpteki o sevgiyi tekrardan Tabii oraya dönmek ister. yükseldikçe, tabii yukarıya doğru çıktıkça çakralardaki yolculukta aşağıdakini bilirsin. En Evet. alttakini bilirsin. Yani Evet. kök çakrayı bilir hepsi. Sakral Evet. çakra kök çakrayı bilir. Solar plexus sakral çakrayı bilir. Evet. Kalp çakrası diğer üçünü bilir. Ama o Zaten öyle, bir, mide iki, işte öyle üçten destek oluyor zaten. tabii. Ama Yani yolu yürümeye şevk kök veren o. sakral ve solar plexus En aşağı sıkıntılı bölgeler bölge. olduğu için oradan bak o üçünden sonra kalp çakrasına bir kapı vardır. İbnül Arabi orayı bir kapı ile anlatır. Kök çakra, sakral çakra, solar plexus, kalp çakrasına öyle bir kapı vardır ki o eşiktir. Ya yani orayı aşmak, kalp çakrasına gelmek zordur. Dördüncü mertebe. Çok zordur. Orada bir kapı ama Çünkü tık nefs diye var, aç. nefs. Evet. Çünkü bir, Nefsi iki, aşması üç lazım. ağır nefs alanları Tabii. yani.
dünyaya Özellikle çeker seni. solar tabii. Madde alemi tabii. Madde alemi kökleneceksin, aile kurmaya çalışacaksın. Bir ne bileyim paraydı, işti, güçtü, Nefsini aşacaksın. hayattı. Aynen sonra dişilik ya da erkeklik yani o cinsel dürtüler, duygular, şehvet, bıdı 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 o duygular onları çözümleyeceksin. Sonra geleceksin mideye Nefs, hazmettiklerin, evet. hazmedemediklerin. Aynen öyle. Çok Ona güzel oldu. kızacaksın, buna şey yapacaksın. Sonra Sonra o kalbe kapıya geleceksin. geleceksin. O kapıyı Evet. açacaksın İşte işte. aşk. Aşkın fragmanı orası. Merhaba diyor yaradan. Beni hatırla. Sendeki beni hatırla. Çünkü ben senim. Müthiş. Sendeki beni gör. Hatırla. Bunların bir oyun olduğunu hatırla diyor. Lütfen diyor gör. Bunlar oyun. Bunlar tamamıyla bir film. Hatırla diyor. Ondan Seni burada bir sonra yakıt veriyor. Bir seni bir işte genişletiyor. ondan sonra ifade et Sonra diyor. Yaz, boğaz. yaz, Sonra yaz, boğaz çakra. konuş, Konuş. anlat. Söyle. Hayır diyemiyorsan hayır de. Hakkını savunamıyorsan hakkını savun. Duygularını, düşüncelerini, bildiklerini söyle. Ama hala birazcık tabii egonun da şeyi var boğaz çakrasında. Ama sonra buraya geldiğinde altıncı göz. Gör Sonra diyor, gör. bunlar bir ediyor. İşte o zaman boş konuşmamalar, farkında olarak yol almalar, bilgiyle ağırlaşmalar, dolu başak olma yolu Ah, ah, orası. ah. Öyle tatlı Ah, ki, o çok güzel, dolgun tadından başak ya. yenmez. Ah. Evet. O zaman bin tane düşünür bir söylersin, bin tane dinler bir cevap verirsin, o farkındalık gelir. Ama ne zaman ki tepe çakra açılımı beden bulur, işte o lotus, o çiçek, o yaradanla halvet olmak mı? Ne denir ona? Evet, Halvet halvet mi? olmak, halvet Ah, olmak. aşk. Aşkın bir havuz olduğunu, aşk duygusunun bir havuzun içindeki su olduğunu düşünün ya da denizdeki o su olduğunu düşünün. Onun içinde yüzmek, o sınırsızlığın içerisinde yüzmek. Şurada kalp çakrasında yaşadığımızın milyon katını işte cennet, tam cennet, her yerde hissetmek, görmek, tatmak, dokunmak, fark etmek muhteşem. Muhteşem. Sonra gel dünyayı sevme. Mümkün mü? Bu deneyimleri başka nerede böyle hissedilebilir ki? Her şey canlı kanlı, elle tutulurmuş gibi. Değil mi? Muhteşem. Müthiş. Çok. Susamıyorum şu anda. Müthiş. İşte. Ben de konuşmak istemedim bunun üstüne artık. Aşk. Sustuk kaldık yani. Bundan sonra susmak istiyorsun işte. Ondan sonra konuşulacak hiçbir şey kalmıyor artık. Sustunluk. Sadece aşkı anlatmak kalıyor. Sadece Sonsuzluk. aşkı anlatmak. Bak bir şeyleri tartışmak, kendi fikrini söyleme. Bunlara ihtiyaç duymuyorsun. Öyle miymiş diyorsun. Peki. Tamam. Tamam. Bu mu? Peki. Çünkü artık yaradanı burada genişletiyorsun. Çünkü sen yoksun ki. Sen yoksun. Sen olsa olmuşsun. Her bir hücrende onu köklemişsin, derinleştirmişsin. Onu genişletiyorsun. O onu mu söylüyor? Ona da tamam. Bu mu? Oldu. Ama sevgiyi unutma. Sadece söylediğin şey bu. Sevgi. Çünkü her şey sevgi. Gerçekten her şey sevgi. Evet. Bakın şu yanlış anlaşılmasın. Şimdi bizler burada bunu anlatıyoruz ama hayatın zorluklarını yaşamamış, deneyimlememiş, bilmeyen kişiler değiliz. Zaten onları bilmeden buraya gelinmiyor. Onların böyle içerisinde böyle her taraftan dikenler, bıçaklar batacak. Onları fark ederek, hissederek, anlayarak geçiliyor ki bu deneyim başlıyor o orada. Şu anda eğer çok zor bir şey yaşayan, deneyimleyen birileri varsa içinizde, her şey olması gerektiği gibi oluyor ve beden buluyor. Şükredin. Şükretmek ve tevekkül etmek, o andaki edindiğiniz, yaşadığınız, tecrübe ettiğiniz dersi hem çok hafifletecek, hem idrak etmenizi sağlayacak, hem de onu çözümleyip yani çözüp dürüp
poşeti içerisine koyup almanız gereken dersi alıp posasını da evinizin dışına bıraktıracak. Ama bunun için tamamıyla şükür ve tevekkül olmak zorunda. Çünkü Hamd. Hamd bir de. Allah, evet, Hamd hamdolsun, etmek. aynen tabii. Çünkü Allah dağına göre kar verir. Eğer siz bu yaşadığınız zor deneyimi kaldırabilecek bir ruh olmasaydınız, bu deneyim mi yaşamazdınız? Ve yaradan, yani sizin anneniz ya da babanız adına ne demek istiyorsanız, benim her şeyim, sevgi şeyim, o sizi gözetliyor. Şimdi bu bir yazımda anlatmıştım bunu. Bu aynı bir ebeveyn gibi. Şimdi sizin çocuğunuz var diyelim ki, orada puzzle yapıyor, değil mi? Siz çocuğunuz birinci puzzle parçasını oraya takamadı diye, dur yavrum sen şöyle kenara çekil, aman kurban olsun annem deyip puzzle oraya takar mısınız? Takmazsınız. Önce izlersiniz. Yapabilecek mi? Başarabilecek mi? Sonra yanına gider dersiniz ki, örnek veriyorum işte Kayracığım, Kayra benim kızım. Kayracığım, bir bak sanki bu buna birazcık benziyor mu? Sanki bu da buna benziyor deyip onun o farkındalığını edinmesini sağlarsınız. Sonra da o puzzle'ı, o ikisini birleştirmesini sağlarsınız. Yaradan da bir de aynısını yapıyor. Yalnız değilsiniz. Bu yayını şu anda burada izliyorsanız, işte şu anda bir şekilde Yaradan'ın eli size uzandı, size dokundu, sizi sevgiyle sardı. Ben sarıyorum şu anda, mukaddes de orada sarıyor. Tamamıyla Yaradan'ın bedenlenmiş dokunuşları bunlar. Yolda karşılaştığınız tezgahtaki, manavdaki manavcı olabilir bu. Çocuğunuz olabilir bu. Anneniz olabilir bu. O anda destek gelir. Yeter ki siz görmeye açın kendinizi. İşaretler gelir hep. Evet. Ya İşaretleri gelir, mutlaka okumak gelir. önemli. İşaretleri Mutlaka. okuyun. Evet. İşaretlerde büyük sırlar saklı gerçekten. Evet, Yardım her şey mutlaka orada. geliyor. Yardım Evet. mutlaka, kolaylaştırıcı mutlaka geliyor. Hiç Hepimiz gelmediğini birbirimize. görmedim mukaddes. Evet. Hiç görmedim yani. Hiç tanımadığın 40 kat yabancı bir anda gelir bir laf söyler. Sana bile söylemez. Yanından geçiyordur o anda. Evet. Bir laf söyler. Senin çözümün odur. Ama önemli olan şimdi tevekkül ve şükür etmek. Çünkü gelen yardıma eğer tevekkül ve şükür halinde değilsiniz, göremezsiniz. Olay da bu. Kilit burası. Gelen yardımı görebilmek için dingin olmak lazım. Yani şimdi düşünün. Siz buradan geliyorsunuz, bana bir şey uzatacaksınız. Ama ben o anda panikle bunu yapıyorsam buradan gelen şeyi göremem. Ama ben ona inanır, güvenir ve sakince yapmam gerekeni yapıp tevekkül ya da şükretmek armut pisini ağzıma düşsün değildir. Yapmam gerekeni yapıp bırakmam gereken noktada bırakıp arkama yaslanıp Yaradan'a teslim edebiliyorsam işte o anda tak diye kapı açılıyor. Hemen açılıyor. Çünkü hep eli bizim diyor ki sana şah damarından yakınım. Ne demek? Bir şey söyleyeyim Farkındayım, mi senin sana? yanındayım. Evet. Merkaba dediğimiz enerji alanı Hı. kozmoza kadar uzanır. DNA'larımız bütün kozmozla iletişim halindedir. Aynen. Kalp rezonansı bütün iletişimle, bütün evrenle ve kozmozla iletişim halindedir. Altın ışık ve beyaz ışık denilen iki tane ışık vardır. 12. boyuttan 11, 10, 9, 8, 7, Sonra kırılarak geliyor. 6, 5, 4 ve 3'e kırılarak gelir. Yani bize her an bir akış vardır. Aslında hayatın akışı derken akış budur. Her an bize akış vardır. Proton ve elektronlarımız her zaman onlarla iletişim halindedir. Biz dingin olduğumuzda, anda olduğumuzda ve kendimizi açtığımızda artık başlangıçta, yani bununla çalışmak lazım, kasları geliştirmek lazım. Biz aslında akışla birizdir. Sadece akışı fark etmiyoruzdur. Yani hep
Şu var, 12. boyut titreşir 11. boyut. 11. titreşir 10. boyut. 4. boyut titreşir 3. boyut olur. 5. boyut titreşir 4. boyut olur. Ve buradaki o altın ışık ve beyaz ışık diye kısaca böyle anlatayım. Her an bizimle iletişim halindedir. Ve biz dengede olduğumuzda, nötr olduğumuzda ve algılarımız açık olduğunda zaten iletişim halindeyizdir. Ve tekamül daha kolay olur. Ve düşünsene Sinan, 12. boyuttan itibaren buraya kadar tüm varlıkların deneyimi de bana geliyor, ışıkla akıyor. Tabii, Merkabah tabii dediğim akıyor. zaman akmaya devam ediyor. Ben okuyabilirsem. Bu da çok derin bir işaret. Yani ben okuyabilirsem, ben açılmışsam, incelmişsem eğer okuyabilirim. Almaya açıksan, almaya açıksan. Onu Rezone hissetmeye, olabilirsem. görmeye, okuyabilmeye açıksan. Aynen öyle, uyumlanabilirsen. İşte uyumlanmanın da yolu, yine geldik bugünkü konumuza. İlk temeli bu. Kısıtlı bakış O bakışı açılarının aynen dışına genişletmek, çıkmak. evet, ve yüzleşmek. Kendimizdeki değişmesi ve dönüşmesi gereken şeylerle yüzleşmek. Biri bütünü, insanı, ruhu, özü anlamak. Kurbandan çıkmak. Farkındalıkla bakmak, sevgiyle bakmak. Çünkü yaşadığımız her deneyim, çok kötü bile gözüküyor olsa, mutlaka onun içerisinde idrak etmemiz ve görmemiz gereken bir şey vardır. Diyelim ki o kişi bize büyük bir kötülük yapmıştır. Ama onu anlayabilmenin yolu onun çocukluğundan bu yana bakmaktır. Neler yaşamış, neler yaşatılmış, onun sevgi anlayışı ne? Ne ki sana ne aktarıyor? Bunları idrak ettiğinizde burada bir anlam gelişir. Bu merhameti doğurur. Merhamet sevgiyi getirir. Sonrasında zaten genişlersin aşk ile. Ben hep Çok önemli. toplayıp 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 yargıya getiriyorum. İlla ki o şeyi, sonucu toplayıp yargı. Kendime yargı, evrene yargı, maddeye yargı, canlıya, insana yargı, gezegene yargı, her şeye yargı. Ne Zaten zaman bu yargı. yargının dışına çıktım, Evet. işte denge orada. Yargı. Hep soru işaretleriyle yaşıyoruz. Soru işareti derken sormak iyidir de aynı şeyden hep böyle şüpheyle yaşıyoruz yani şüphe. Şüphe yargıdır. Öfke yargıdır. Kızgınlık yargıdır. Eleştiri yargıdır. Tenkit yargıdır. Yani zaten yargıdan işleyen insan üçüncü realite, dualite de işliyor demektir. Dualite bizim için iyi bir şeydir ama dualiteyi bir ettiğimde, artı ile eksiği bir ettiğimde dengelendim demektir. Ve bu üçüncü dünya realitesinde deneyimlerimi aldım, dönüştüm demektir. Yargıdan işlemeyi bıraktığımızda, öğrendiğimizde bunun için de çok çalışmak ve çabalamak lazım ve farkındalık gerekiyor Sinan. Evet, ben Farkındalık. danışanlarıma şey yaptırıyorum. Farkındalık. Farkındalık için diyorum ki elinize bir kağıt kalem alın. Yani cebinizde dursun o gün içinde. Yargıladığınızı fark ettiğiniz anda yazın. Müthiş. Yargıladığını fark ettin yaz. Bak bakalım. Biz 10 diyelim ki günde 10 yargılama yapıyorsun. Eğer tabii yanında ek olarak çalışmalarla devam ediyoruz. Çünkü frekans yüklenmesi olmazsa bunlar İkisi birlikte gitmeli. Bakıyoruz mesela 2 hafta sonra eğer 10 yargıdan 8'e inilmişse çok büyük bir sıçrama. Çünkü yargılamak demek kendimize koyduğumuz hapishane demek. Yani aslında o el alem dediğiniz şey sizin yaptığınız şey. Yani siz başka insana diyorsun ya, ya o etek de giyinilir mi kardeşim dedin tık. Bir hapishane duvarı koydun kendine. O eteği 3 yıl sonra da 5 gün sonra da giyinemeyeceksin. Çünkü Evet. kendi kendine diyeceksin ki ben bunu söylemiştim. Hı. Ama biz kimiz de yargılayabiliyoruz. Onun deneyim yolundan yürümedim ki. Bilemiyorum ki o ne hissetmiş, o ne yapmış, o ne tatmış, o ne yaşamış. Ben Sinem olarak bunları yaşadım. Buradan bakarak bunu konuşuyorum ya da buradan bakarak buna konuşuyorum. Ama ben kimim? İşte yine kendinle yüzleşmek lazım. Kendini bir görmek lazım. O ego, şimdi birçok ego var. O
Yani en temel bir tane ego var. Hani insanlar diyor ya, ben egomu yendim, egosuzum. Bu mümkün değil. Ego yenilirse hayatta kalamazsınız. Çünkü Ölürsün. en temel ego, aynen öyle, en temel ego hayatta kalma egosudur. Yani ya kaç ya savaş. Şimdi bu olmazsa yaşa, bu da demektir ki eşittir egosuz insan olamaz, mümkün değil. Ama nefsini, yani o ego dediğimiz şeyler aslında nefslerdir. Ama nefsini terbiye etmekten bahsedersek olayı o zaten. Zaten nefsini terbiye etmiş kişi yargıda bulunmaz. Çünkü o insan olmuştur. Yok yok, kesildi Doğru geldi. mu? Geldin mi? Kesildi geldi. Yok yok, geldi geldi Sinem. Heh, tamam. Geldi. Seni artık insan olmuşsundur. Orayı tamamlamışsındır. Şimdi ondan sonra kamilliğe yol alıyorsundur. Çünkü kamillik yolunda insanlıkta elde ettiğimiz o mertebeleri genişleterek kendi özümüze, yani tekamülümüze katkı olmak. Hem bize, hem bire, hem bütüne. Çünkü kendimize ettiğimiz şey, yaptığımız şey, yayının başında senin söylediğin gibi herkese yansır. Çünkü biz kolektif bilinçten çekiyoruz, yaradandan çekiyoruz. Ama şunu unutmamak lazım. Birçok insanın yaptığı bu dönemlerde bir hata. Daha demin dedik ya, bir kurtarıcı beklemek. Bir kere bir kurtarıcı beklemekten vazgeçmek lazım. Beşinci boyuttaki bir enerji, bir varlık, diyelim ki altıncı boyuttaki, o da tekamülde. O da tekamülde arkadaşlar. Bizler birbirlerimize, onlar bize, bizler başkasına el uzatarak yol alıyoruz. Ama bizim isteyeceğimiz, bekleyeceğimiz tek bir yer var. Yaradan. Her şey Yaradan'dan gelir. O yüzden herkes tamamıyla Yaradan'a bağlantılı bir şekilde. Hani bunu niye söyledim? Ben Dünya Dış Temas Topluluğu'nun yöneticilerindenim. Hani orada çok karşılaştığımız bir şey. Mesela Aslan Irkı, Sirius'tan, şuradan buradan. Tamam, çok güzel. Ama onlar sadece bir, onlar da bir boyut ve bir katman. Onlar da deneyimdeler. Tabii ki de sana yardım edecek. Çünkü sana yardım etmezse bir üste çıkamaz. Çünkü bu sistemi idrak etmek lazım. Birbirinin elini tutarak. Tekamül öyle yapılıyor. Birbirine dokunarak, birbirine katkı olarak, sevgiyle. Ama hepsinin neticesinde kıble her daim yaradan, yani sevgi olmalı. Kesinlikle. Yaradan, yani sevgi ve hakikaten diyorum ya, yarı süptil bedende bile en büyük tuzak. Orası o kadar güzel ki oradan kurtuluşun tek yeri, şekli var. Yine sevgi. Yani yarı süptil beden dünya boyutuna göre, realiteye göre muhteşem bir yer. Ama oradan, yani orada kalmak istemi bile yine nefs, yine ego olacak. Ve oradan da sadece sevgiyle çıkılabilecek. İnsanlık sevgi üzerine kurulmuş. Yani insanlığın yaratılış nedeni sevgi. İnsanı diğer bütün varlıklardan ayıran şey sevgisi. Onun için insan kendisine verilen ve diğer varlıklarda olmayan bir şey. Yani duygu yok onlarda. Hani Evet. insandaki var olan şey, bu kalp var ya, o kadar kıymetli ki. O kadar farklı bir şey ki bizim onun farkında olmamız lazım gerçekten. Evet. Ama daha sonra da yine Yani sevgi boyutunda, yani evet. sevgiye bizim direkt rezone olmamız Evet. lazım. Aynen. Zaten tekamül sevgiye. Şimdi üst boyutlarda da aslında bu böyle. Yani bizim insan algımızdaki duygu, algımızdaki duygular orada yok. Ne yazık ki. O yüzden buraya geliyoruz, deneyime. Ama orada da yine olay sevgi, sevginin farklı bir, mesela birlik olma, dokunma, bütünlenme. Yani bir şekilde o sevginin ana şeyi, bütün tekamül katmanlarında bu böyle. Şimdi son zamanlarda çok sık Anunnakilerden vesaire bahsedilir oldu. Şimdi bu bahsettiğimiz, ya Anunnaki'nin olumsuz tarafını diyelim ki, Anunnaki her tamamıyla negatif değil ama ne olursa olsun bizim yolculuğumuz onlarla değil. Bizim yolculuğumuz Yaradan'a. Şimdi o ırk neden bir atlama yapamıyor?
Çünkü karanlık enerji. Çünkü sevgi enerjisi genişleyen bir yer değil. Olay o. O yüzden her bir hücresine sevgiyi işlemeye, fark etmeye ve dahil etmeye bakmalı. Bunun için de kendini genişletmeli ve yükseltmeli. Yoksa o yani kendini kişi genişletmez ve yükseltmezse, bilincini genişletmezse o sevgi deneyimine geçemez. Geldi. Geldin mi? Geldi Bu geldi. senin en başta söylediğin açıklama yaptığım polyanacılık mevzuna döner. Bir şey yokken varmış gibi davranmak. Bizim bahsettiğimiz bu değil arkadaşlar. Mukaddes'in de anlattığı o değil. Ya zaten görüyorsunuz, hissediyorsunuzdur. Yani anlatırken aşkı yaşayarak, o sevgiyi yaşayarak anlatıyoruz. Bu da demektir ki yaşıyoruz. Yani bu bir oyun değil. Ama bunu deneyimlemenin yolu önce kendini dönüştürmek, farkındalıkla. İşte farkındalık yaratımı, sen konunun başlığını böyle verdin. Evet. Farkındalığın yaratımını tek tek madde madde verdin aslında. Evet. Dönüşüm sevgiyle başlıyor. Farkındalık olduğu Evet. anda sevgi, yani sevgi de dönüşümün en kolay yolu. Zaten sevgi sonsuzca, sadece bu realite değil, tüm realitelerde insan sevgiyle tekamül edecek diyoruz. Hatta Evet. dedik ki kendimize işaret bırakalım dedik. Yani hani yine bundan sonraki yarı sübtil yaşamda da belki orası cennet adı verilecek bir yaşam olacak. Ama orada da onun da bir tık üstü tekamülü olduğu için o tuzakta kalmadan onun da tık üstüne çıkmak için yine sevgiye tutunmamız ve Evet. sevgiden işlememiz lazım. İşaret bence şu olabilir. Ben sevgi ve ışığım. Bu bence bütün özü anlatan ve çok çok minik gibi gözüken ama aslı biri ve bütünü anlatan şey. Sevgi ve ışığım. Bunda kalır yani bunu taşırsak diğer hayatlara ki taşıyoruz. Taşıdığımız için tekrardan aynı yola girip aynı şeylere katkıları oluyoruz bire ve bütüne. Bence işaret bu. Güzel bir işaret dediğin gibi. Hala bir 10 dakikamız var. Şöyle bir açalım yorumları. Belki dahil olmak isteyenler olur. Sorular değil Tabii ama o sorular soru olabilir. işareti olan yerde çok güzel cümleler var, ağlayanlar, duygulananlar var. Biz de sizi çok seviyoruz. Bizler de aynı duygular Ay biz de içindeyiz. öyle. Çok güzeller. Evet, belki hani dahil olmak isterler ama şeyde hep güzel şeyler yazmışlar. Evet Sinem, ya bu zaten şu anda hep birlikte bir şey içindeyiz. Yani onlar da şu an titreşimi, enerjiyi hissediyorlar. Hep birlikte bir sevgi frekansı içindeyiz şu anda. Çıt çıkmadan dinliyorlar gerçekten. Çok güzeller. Çünkü sevgiyi hissediyorlar, yuvayı hissediyorlar. Evet, Ya yuvayı. mukaddes onun sebebi bu. Yuvayı hissediyorlar. Mesela bazen danışanlarım geliyor. Ya başka bir şey. Bak, çünkü niye? Yuvanın enerjisi o. Çünkü o sevgi dediğimiz şey boş beleş bir şeyden bahsetmiyoruz ki. Çünkü yaradan sevgi. O sevgiyi buraya indirdiğinde ne oluyor? Yuvanın enerjisi dağılmaya başlıyor. Binlerce şükür daha ne olsun ki? Ama bunu işte herkes birbirine aktarıp bir diğerine hani bir tane film vardı ya çocuk bir iyilik yapıyor şartı var. Herkes birbirine o iyilik yaptığı kişi bir Çok. başkasına iyilik yapacak. İşte bunu yapmaya çalışıyoruz aslında şu anda. Aslında en Yani sonunda bugün burada bu kendine yayını geliyor yani. Tabii. aynen işte onu söylemeye çalışıyorum. Bugün burada bu yayını izleyen kişiler herkes yarın ya da bu akşam itibariyle bir iyilik yapsın birisine. Ya bu bir hayvan olur, bir insan olur, sözlü bir şey olur. Ya arayıp mesela seni çok seviyorum, iyi ki varsın, iyi ki hayatındasın. Benim hayatıma bunları kattın demek bile bence çok büyük bir iyilik. Ve Bunu bununla yapsa gezmek. yarın
Evet, yarın çok büyük bir dönüşüm olacak. Bununla gezmek, bununla gezmek, bununla Evet. gezmek. Bak, eşimi yeni kaybettim. Konumuz çok dikkatimi çekti. Benim burada almam gereken, görmem gereken nedir acaba? Yani şimdi eşimi kaybettim demiş güzel kardeşim. Eşi dönüştü sadece. Eşi buradaki tekamülünü tamamladı. Başka bir tekamül için dönüştü. Kayıp diye bir şey yok. Biz zaten hep birbirimizle bağ halindeyiz. Kayıp diye bir şey yok. Ve buradaki 170 bin yıl gerçekten buradan gittiğimizde bir güne eşit. Bir güne 170 bin yıl başka yerin bundan sonraki sürecin bir güne eşit. Yani Kur'an'da diyor ki 600 yüz 6 günde yarattım diyor 6 gün. işte biz zannediyoruz ki buranın günü. Ya şimdi bak İmam-ı Gazeli İhya-ı Ulum İttin'de diyor ki 170 bin yıl diyor namaz kılsam ve cenneti istiyorum ben hep namaz kıldım desen demez mi ki diyor al o zaman sana bir günlük cennet. Öyle anlatıyor ben şoka girmiştim. Yani 170 bin yıl bir günse 100 yaşına kadar yaşadığımızda düşünsene kaç dakika yaşamış olacağız. Onun için bu An. olaya Her şey böyle bir an. bakın. Her şey an. Ölüme, ölüme böyle bakın. Ne olur yani sadece biz burada uzun zannediyoruz süreyi. Ama giden için bir an sonra seni görecek. Bir an sonra seni görecek. Evet görecek miyiz yakınlarımızı? Ruh aileleri genel olarak buraya tekamül ederler bir arada. Genel olarak biz ruh aileleriyle birlikte planlar yaparız. Bedenleniyoruz, evet. Bedenleniyoruz. Yani anneler, babalar, kardeşler, çocuklar, eşler genel olarak ruh hali ama bu şu demek değil. Yolda giderken yanından geçen 2 metre ötede geçen bir insan da ruh ailenden birisi olur. Burada fark Aynen. etmezsin. Bunlar da Aynen. şakaları, sistemin Aynen. şakaları. Ama Aynen. genel olarak bizler aynı ruh ailelerine ait olduğumuz için muhtemelen zaten biz öldüğümüz zaman eğer güzel ruhlar olarak buradan tekamül edersek karşılaşıyor olacağız canlar. Aynen. Bunları şeyler daha çok bilirler. Din alimleri daha çok bilirler. Bizler kendi şeyimizle söylüyoruz. Kendi hani bunu yanlış anlamanızı istemiyorum. Sinem de ben de kendi bilgilerimizle söylüyoruz. Evet. Ha tabii biz meditasyonu unutturduk, unuttuk ama Bir de ben saat. buna bir şey ekleyebilir miyim? Evet, kesinlikle. Şimdi zannediyoruz ki buradaki her şey bizim için ve bizim hizmetimizde bizimle beraber bizimle olacak. Şimdi hayatımızdaki her şey aslında bize emanet. Çocuklarımız bize emanet. Annemiz, babamız, eşimiz bize emanet. Biz de onlara emanetiz. Yani bu yolculuk içerisinde birbirimize katkıda bulunmak için bir araya gelmiş ruhlarız. Görevini tamamlayan gidiyor. Evet. Ve bir sonraki şeye hazırlanıyor. Bizim buradaki aslında o yaşamış olduğumuz acı, yalnızlıktan, alışmış olduğumuz o şeyleri bulamamaktan, içimizde hissettiğimiz duygunun dışa vurumu. Ama orada şunu idrak etmek lazım. O görevini yaptı ve yoluna gitti. Bin şükür. Ne kadar şanslı tamamlayabildi, okeyledi. Gitti bir sonrakinde devam ediyor. Sizin de burada görmeniz, idrak etmeniz, fark etmeniz ve dönüştürmeniz gereken bir deneyim yaşıyorsunuz. Sinem. Bu yüzden bunu seçtiniz. Efendim canım. Sinem, 5 dakika var. Bence ben şimdi Tamam. hoşça kal diyeyim. Sen bir beş Tamam. dakika. Bizim Tamam. meditasyonlarımız uzun sürmüyor canlar. Sinem sen Tamam. 5 dakika bir şey yaptır. Meditasyon gibi bir şey. Ha tamam Ben olur. Işık dili şimdi yapayım ışık mı? dili Işık yapalım. dili. Işık dili ama Hı. 5 dakikayı geçmesin kaydetmem lazım. Hemen sustum. 5 dakika Tamam. meditasyon yapıyoruz. Sonra hemen kapatıyorum canlar. Tamam mı? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sinem. Tamam, ışık dilini anlatmadan mı söyleyeyim? Peki tamam. Anlatma sen bir Zaten dahaki beni yayında. takip et. Aynen öyle. Bir dahaki Zaten beni yayında takip anlatırız. edenler bilir. Aynen.
Haydi Şimdi bakalım. o zaman ışık diliyle bir kalp, madem hep kalpten ve sevgiden bahsettik. Şimdi o zaman kalp üzerine bir çalışma yapalım. Tamam, 5 dakika sürecek. Herkes gözlerini kapatsın lütfen. Arkasına yaslansın. Bacaklarımızı, dizlerimizi omuz hizasında açalım. Omurgamızın dik olması çok önemli lütfen. Ellerimizin avuç içleri bacaklarımız üzerine koyuyoruz. Yukarıya dönük olacak. Gözlerimiz kapalı. Ben hemen bir niyet edeyim. Şimdi arkamıza yaslandık, gözlerimiz kapalı. Önce bir minik bir nefes çalışması yapacağız. Burnumuzdan öncesinde alacağız ve ağzımızdan vereceğiz. Al ki 3, 4. Ver ki 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gözlerimiz kapalı. Al ki 3, 4. Ver ki 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al ki 3, 4. Ver ki 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al ki 3, 4. Ver ki 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normal nefesimize geçelim. Gözler hala kapalı. Kirehe naorutu une enna akatu. Niye sene muyen naratu une hen akarati eka. Muerna une orutu une ekatana nuka. Ken akrut ine ekrut ine mu uka. Kina era akrut ina akata. Ke ena uhrut enaka. Muena arutu urt inaka. Kiera tahana eaka. Bu çutu urdu una tu una hen hart ika. Kuena huyara ta huyana ta ana huya katu huya katu. Herkese şifa ve katkı olsun. Herkes lütfen su içsin. Normalde başında alırdık su. Unuttuk tabii hızlı olalım diye. Çalışmadan sonra herkes lütfen su içsin. Şimdi bu çalışmayla beraber bir frekans yükselimi ve bir kalp açılımı deneyimi olacak. Güzel rüyalarınız, deneyimler, tecrübeler, hisler ve duygular beden bulabilir. Herkese, bire, bütüne şifa ve katkı olsun. Mukaddes, çok teşekkür ederim bu güzel yayın için. Ben Diline, çok yüreğine teşekkür ederim sağlık. Sinemciğim. Varlığına şükran, çok teşekkür ederiz bir tanem. Çok 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 teşekkür ederiz. Bir an önce Ben teşekkür kaydedelim. ederim. Seni çok seviyorum. Tamam. Canlar, Ben de. hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Hepimizden. lütfen. Hepimizin. Bire Öge bütüne TV'yi ekliyorum. şifa ve Hemen katkı olsun. şifa olsun Aynen. canlar. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Görüşürüz. canlar. Görüşürüz. Görüşürüz.